Herkese selamlar dostlar. Güzel ve sıcak bir bayram gününden yine merhabalar. Bayram klasikleri bu ülkede hiçbir zaman değişmiyor dostlar. Basında çıkan bütün haberler, inanın ben kendimi bildim bileli, her zaman aynı. Maalesef trafikte yine onlarca kayıp, kurban keserken hem kendini hem çevresindekileri yaralayan acemi kasaplar ve tabii ki bayramın bitişiyle beraber gelecek olan yeni ve oturaklı zam dalgası. Ya bir kere de bir şey değişsin be dostlar, şöyle hepimizin göğsünü kabartacak pozitif şeyler ve milli gururlar yaşayalım. Yüzümüz gülsün, hasretiz böyle şeyler ama umudumuzu yitirmeyelim. Pozitif olalım, öncelikle yüzdük bu lanet sistemin sonuna geldik. Biraz daha dayanalım ki güzel günleri de keyifle görebilelim. Haydi hemen vakit kaybetmeden konu başlıklarımıza bakalım. Bugün oldukça ilginç yeni gelişmeler var dostlar. NATO'nun genel sekreteri yani küçük eniştesi Stoltenberg aldığı talimat gereği Çin'i tehdit etti. Videomuzda ilk olarak bu komik tehdidi ve sonrasında da küçük enişteyi otopsi masamıza yatırarak detaylı bir biçimde inceleyeceğiz. Özellikle Stoltenberg'in geçmişi sizi hem güldürecek hem de şaşırtacak. Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'dan beni şaşırtmayan ama büyük kitleleri şaşırtan yeni bir laiklik çıkışı geldi. Suudi Arabistan lideri Muhammed bin Selman yeni sürpriz değişimlerle dünyayı şok etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Biden yine sahnede mavi ekran verdi ve eski Başkan Obama Biden'ı kolundan tutarak uzaklaştırmak zorunda kaldı. Gelişmelerimiz bunlar. Efendim, videomuza başlamadan önce de her zaman olduğu gibi sizden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Bu benim sizlere özel bilgiler içeren yeni videolar hazırlamamdaki tek motivasyon kaynağım. Yapan bütün dostlara şimdiden samimi teşekkürler. Evet dostlar, bugün yine haber sitelerine bakanlar muhtemelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i korkudan titreten açıklamasını görmüştür. Küçük enişte Stoltenberg, Çin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor ve aynı zamanda Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyor. Pekin her ikisine de sahip olamaz, bir noktada Çin rotasını değiştirmediği sürece müttefiklerin bir bedel ödemesi gerekiyor şeklinde oldukça gülümseten bir açıklama yaptı. Ya şaka değil, bu adam çıktı ve gerçekten bu sözleri sarf etti dostlar. Dostlar, öncelikle müsaadenizle bu muhteşem açıklamasından dolayı Stoltenberg'e küçük enişte özel ödülünü takdim etmek istiyorum. Çünkü bunu gerçekten hak ediyor bu adam. Şimdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önce açıklamalarına detaylı olarak bir bakalım. Sonra da kendisini otopsi masamıza yatıracağız zaten. Çin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor. Vay 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 vay, laflara bak. Tabii yemeden, içmeden, geceli gündüzlü Ukrayna'ya sürekli silah ve para yardımını Konya Karaman'dan Hasan Dayı yapıyor. Ah ulan Hasan Dayı, şu silah ve para yardımını kesseydin bütün bu kan ve gözyaşı dururdu. Ya Ukrayna halkına gerçekten çok yazık oluyor. Evet, küçük eniştenin açıklamasına devam edelim efendim. Bakalım başka neler yumurtlamış, sahanda neler var. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in NATO'ya şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, ya ne yapacaklardı ki başka? Çünkü NATO'da ABD'nin kendilerinde olmayan bir şeye sahip olduğunu biliyorlar. 31 dost ve müttefik de açıklamasında da bulundu. Biz o 31 dost ve müttefiğin ne olduğunu herkesten de iyi biliyoruz da oralara şimdi girmeyelim. Her şey tamam. Bizim küçük enişte muhtemelen ergenlik döneminde komedyen olmak istemiş. O yüzden Zelenski'ye de çok büyük sempati besliyor. Bunun hiçbir izahı yok arkadaşım. Hadi devam edelim bakalım arkasından daha neler çıkıyor.
NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğe de değinen Stoltenberg, Putin'in saldırganlığının ne bugün ne de gelecekte sonuç vermemesini sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, işte bu nedenle zirvede Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha da yaklaştırmaya devam edeceğiz. Böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna gecikmeksizin NATO'ya katılabilecek açıklamasını da yaptı. Bakın, Ukrayna gecikmeksizin doğru zaman geldiğinde NATO'ya katılabilecek. Ya bu doğru zaman ne arkadaşlar? Neyse, ya Ukrayna'yı NATO ve Avrupa Birliği'ne alacağız yalanıyla yaktınız, sonra da sizi nah alırız, en fazla imtiyazlı üyelik dediniz. Onu da siz söylememiş gibi sonrasında yaladınız, yuttunuz, adam şimdi çıkıp hiç yüzü kızarmadan bu lafları edebiliyor. Savaşın ilk günlerinde de bu yalana inanan ya da inanmak isteyen Ukraynalı dostlarım ve tanıdıklarım vardı. Halen de görüşmeyi sürdürüyorum, hatta oturduğum mahallede komşumuz olanlar da var. Artık bir tanesi bile bu Avrupa Birliği ve NATO yalanına inanmıyor, ettikleri lafları da ben bilirim, burada söylenmez. Bakalım bakalım yumurta sepetimizde daha başka neler var? Stoltenberg boş durmadı. Ukrayna'daki savaşın NATO'nun güvenliğinin bölgesel değil küresel olduğunu gösterdiğini belirten Stoltenberg, özellikle de Rusya'nın Çin ve diğer ülkelerden aldığı destek nedeniyle Pekin yarı iletkenler ve diğer çift kullanımlı ürünler gibi üst düzey teknolojileri paylaşıyor. Ne paylaşacak kardeş? Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerin %90'ını Çin'den ithal etti de dedi. E peki siz nereden ithal ediyorsunuz sayın küçük enişte? Dünya mikroelektronik ürünleri günümüzde Çin başta olmak üzere zaten Asya endeksli. Tamam, çok küçük bir miktarı Hollanda başta olmak üzere birkaç Avrupa Birliği ülkesinde de üretiliyor ama sonuçta hepiniz aynı bakkaldan alışveriş yapıyorsunuz kardeş. Bizim küçük enişte konuşmasının finalinde de şu etkileyici ve korkutucu açıklamayı yaparak tüm Çin'de korku rüzgarları esmesine sebep oldu. Dinleyelim bakalım ne söylemiş. Çin rotasını değiştirmediği sürece bir bedel ödemesi gerekiyor. Herhalde çukur izliyor bu arkadaş bol miktarda. Racon aynı öyle de. Ya yemin ederim haberi ilk okuduğumda kahkaha attım. Sevgili küçük enişte, şunu hatırlatmak isterim. Covid krizinde Xi Jinping bir ara sinirlenip en büyük liman olan Şangay Limanı'nı karantinayı bahane edip sadece 2 haftalığına kapattı. Bütün Avrupa Birliği bir anda kaosa sürüklendi. Unuttun mu o günleri ya? Tedarik zinciri kesildiği için kırtasiye ürünleri bir hafta içerisinde Avrupa genelinde neredeyse kara borsaya düştü. Keza elektronik eşyalarda kriz yaşandığı Almanya'da kamu binaları, mağazalar ve yer yer sokaklar bile belli saatlerde karanlığa gömüldü. Çin şimdi çıkıp hadi kardeşim dükkanı temizleyip sayım yapacağız, sonra da birkaç hafta tatile gideceğiz deyip üretim ve tedarik zincirini çok kısa bir süre bile kapatsa, neredeyse tamamen Çin üretimine bağımlı Avrupa Birliği bir anda 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya gibi olur be. Tabii birilerinin bizim ödüllü küçük enişteye aynı zamanda Hamburg Limanı'nın bile Çinlilere satıldığı gerçeğini de hatırlatması gerekiyor bu arada. Evet, videonun başında ne demiştik? Bizim atarlı giderli Stoltenberg'i otopsi masamıza yatıracağız, bistroyu vuracağız. Haydi başlayalım. Kendisi 1959 doğumlu Norveçli bir siyasetçi ve Norveç bir krallık olduğu için de bağlı olduğu yerel hükümdarın fotosunu görüyorsunuz. Kendisi Norveç kralı 5. Harald. Çok karizmatik adammış ha. Bizim küçük enişte 1985'te 1989 arasında İşçilerin Gençlik Birliği'nde başkan ve 1990'dan 92'ye kadar da İşçi Partisi'nin Oslo kolunda görevliydi. Vay 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 vay, bakın görün nasıl bir halk adamıymış. Adam İşçi Partisi gençlik kollarında çalışıp başkanlık bile yapmış. Buradan göreceğiniz gibi günümüzde özellikle Avrupa'da İşçi Partisi, Yeşiller, Avrupa Solu filan denilince oradan arkamıza bakmadan koşar adımlarla kaçmamız gerekiyor dostlar.
Neredeyse hepsi içi boşaltılmış ve işçi kelimesi deyim yerinde ise insanları aldatmak üzere kullanılan boş bir takı haline getirilmiş yapılardır. Küçük enişte daha sonra İşçi Partisi'nin başına geçiyor ve Kral 5. Harald'da fetvayı verip olur deyince seçimlere giriyor, sonrasında da başbakan oluyor. Bakmayın bu arada demokrasi falan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda halen monarşi devam etmektedir. Yani alayı bir krala, kraliçeye, prense falan filan biat etmiş durumdalar. Stoltenberg başbakan seçildikten sonra da Rusya'ya giderek Putin'le de görüşüyor elbet. İşte size unutmak istediği o günlerden bir foto. Yüzündeki UFO görmüş masum köylü ifadesine dikkat edin lütfen ve Putin'in de ona nasıl baktığına. Elbette bu başbakanlık döneminde küreselcilerle olan ilişkiler ilerliyor ve kendisi NATO Genel Sekreteri oluyor. Askerlik yapmamış, eline silah, tenine üniforma değmemiş bu adam NATO örgütünün tepe ismi oluyor ve dünyadaki savaşlar, kan, yıkım, acı hakkında söz sahibi olabiliyor, ahkam kesebiliyor. İşte içinde bulunduğumuz ve nihayet sonuna geldiğimiz sistem bu kadar lanetli ve acınası bir sistem arkadaşlar. Tabii kendisi aslında küreselcilerin bir hizmetkarı olduğu için bütün bu süreci normal karşılamak gerekiyor. Az önce açıkladığım örnekler ışığında Çin'e olan tehditlerinin de ne kadar kof olduğunu bir de birlikte test etmiş olduk. Zaten Çin'den de tokat gibi bir açıklama geldi, muhtemelen gece uyuyamaz. Kendisini alkışlarla uğurluyoruz ve Suudi Arabistan'ın laiklik çıkışına geçiyoruz. Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Vizyon 2030 projesi kapsamında ülkede yeni gelişmeler gündeme geliyor ve dünyayı hayrete düşürüyor. Önce Suudi Arabistan'da son dönemde hangi gelişmeler yaşandığı hızlıca bir göz atalım. Suudi Arabistan'ın son olarak geçen aylarda ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci yani model göndermesi dikkat çekti. Selman'ın reformları kapsamında Eylül 2017'de 1980'lerin başından bu yana kadınların araç kullanmasına yönelik uygulanan yasak kaldırıldı. Cinsel tacizi suç sayan yasa kabul edildi. Ülkedeki yabancı diplomatlara alkol satışına izin verildi. 21 yaş ve üzerindeki Suudi kadınların yanlarında erkek vasi olmadan pasaport başvurusunda bulunmalarına, seyahat etmelerine ve stadyumlara girmelerine de izin verildi. 2030 yılına kadar 300'den fazla sinemanın açılması da hedeflendi ve sırayla açılmaya devam ediyor. En önemlisi geçtiğimiz sene 2 tane dev müzik festivali düzenlendi ve Suudi Arabistan'da çalması imkansız gibi görünen çok sert metal grupları dahil olmak üzere birçok dev isim bu festivallerde sahne aldı. Prens Selman'ın kafasında çok daha radikal değişimler var. Eski videolarımı takip edenler bunu izlemiştir. Bunları bir anda gerçekleştiremeyeceği için kademeli bir şekilde yumuşak geçiş sağlıyor. Her zaman diyorum, sistem değişiyor. İşte bu da sistem değişikliğinin en somut delillerinden birisi. Suudi Arabistan bu yılın başında da BRICS'e tam üye olmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'ni çileden çıkartan özel anlaşmalarla Çin ve Rusya tarafında safını da seçmişti. Kısaca geliyor gelmekte olan. Neyse efendim, hep Zelenski güldürecek değil ya, NATO içerisinde Zelenski'nin rakipleri artmaya devam ediyor. Gerçi Ukrayna NATO üyesi değil ama Türkiye AB üyesi olur, Ukrayna NATO üyesi olamaz. Önce Avrupa, sonra da Pasifik'te yaşanacak, kısa ama yıkıcı etkisi korkunç olacak olan savaşlardan sonra az önce saydığımız bu isimler muhtemelen tarih kitaplarında yerini alacak, eski isimlere dönüşecek. Ama Biden, Zelenski'ye dişli bir rakip olarak hamle üstüne hamle yapmaya da devam ediyor. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama seçim kampanyası sırasında destekleyicileriyle buluşmasının hemen ardından sahnede donup kalan şimdiki ABD lideri Joe Biden'ı elinden tutarak zorla götürmek durumunda kaldı. Bağışçılarla yapılan etkinlik sonrası Biden yine sahnede boşluğa bakarak kilitlendi ve
mavi ekran verdi. Obama bu duruma uyanıp gelip elini tutup götürmeseydi bizim Biden muhtemelen olduğu yerde böyle mum gibi kalarak boşluğa bakmaya devam edip duracaktı. İşte bu adam hesapta dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı ve savaşlara karar veren isim. Tabii yerseniz buna ancak Kadir inanır. Küreselci çetenin piyasaya sürdüğü son isim olan Biden bakalım Kasım'da düzenlenecek seçimleri görebilecek mi? Tabii kimin vadesinin geleceğini kimse bilemez ama durum ortada, sizin de gördüğünüz gibi aynen böyle. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu içerikleri başka yerlerde kolay kolay bulamazsınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.